Bayanlar, baylar ve işte karşınızda Osman Tan Erkan. Anında Görüntü Şov'a hepiniz hoş geldiniz. Türkiye'nin ilk ve tek doğaçlama şovu Anında Görüntü'ye bir kez daha hepiniz hoş geldiniz. Ben bu programın sunucusuyum ve yapımcısıyım. Benim için çok korku verici bir durum var arkadaşlar. Çünkü bu programda neler olacağını hiçbirimiz bilmiyoruz. Her an her şey olabilir. O yüzden bu programın ismi Anında Görüntü. Her şey anında gelişiyor. Hatta parçalar bile anında besteleniyor. İşte anında besteci Fatih Pestil. Peki sizler çok eğlenmeye hazır mısınız? Evet. Coşmaya hazır mısınız? Evet. Coşacak mıyız? Evet. O zaman anında görüntünün birbirinden yetenekli, birbirinden komik, birbirinden zeki oyuncuları Mahşeri Cümbüş geliyor. Süper. Arkadaşlar, program çok beğenilmiş geçen hafta. Evet, evet. Sizler beğendiniz mi? Süper. Evet. Güzel değil mi? Çok iyi. Bu da bize moral veriyor tabii ki. Fox TV'ye bir kez daha çok teşekkür ediyoruz. Böyle uçuk kaçık bir programa böyle bize yer verdikleri için Fox'a çok teşekkür ediyoruz. Yayın hayatında başarılar diliyoruz. Ama biliyorsunuz bu bir müsabaka. Müsabakada iki takım olması gerekiyor. Mahşer ve Cümbüş takımlarını görelim bakalım. Kimler Mahşer, kimler Cümbüş? Biz böyle mahşeriz. Siz yine burada mahşer mi oldunuz? Ha, bu, ama buraya geçeceğiz valla. Ha, anladım. Tamam. Bunu ayarladık yani. Mahşer, Cümbüş. Cümbüş. Mahşer, Cümbüş. Mahşer, Cümbüş. Bravo. Mahşer ve Cümbüş yerlerini alıyoruz. Evet, sevgili izleyiciler, sevgili konuklar, biliyorsunuz her bölümde bir konuğumuz oluyor. Çok sevdiğiniz bir konuk geliyor yine. Sunucu, oyuncu Defne Joy Foster, alkışlarınızla geliyor. Ya ben merhaba. Defne, böyle mi oturacağım? Evet, hiç, evet. Aa, hiçbir şey bilmeden geldim. Hiçbir çok şey acayip. Bilmiyorsun tabii ki, çünkü burada her an her bunlar şey beni olabilir. Kaçırdılar, ben evdeydim esasında. Defne, çok teşekkür ediyoruz geldiğin ve katıldığın için. Ne diyorsunuz? Konu... Ha, burada otursun diyor. Arkadaşa bir zoom yapar mısınız? Defne Joy'un yanında isteyen arkadaşımız. Çok seviyoruz ama. Sevgiden dolayı diyorsunuz. Evet. Peki, çok güzel. Eminim çok seviyoruz. Biz de çok seviyoruz. O yüzden burada oturacak bu akşam. Şimdi hemen ilk turumuzla başlayalım. Mahşer. Evet, Mahşer'le başlayalım. Ben hala Mahşer Cümbüş. Hiç merak etme. Sana hiçbir şey söylemeyeceğim ama çok eğleneceğim. Rahat olayım mı? Rahatla. Daha uzun. Evet. Uzun süre seni sıkmayacağız, yormayacağız, tamam, eğleneceğiz tamam, beraber. Tamam, hadi. Bu arada sizler de eğer isterseniz telefonla ya da internet aracılığıyla programımıza katılabilirsiniz. 388-88, Türkiye'nin her yerinden 388-88 arayarak katılabilirsiniz. Ayrıca gece boyunca stüdyodaki konuklarımız oylayacaklar, Mahşer mi daha iyi, Cümbüş mü daha iyi diye. Sizler de evde oy verebilirsiniz. Bununla ilgili de bilgi aşağıda geçiyor ekranlarınızın altında. Cıvırca adlı turumuzla başlayacağız. Cıvırca'yı sizler hatırlıyorsunuz değil mi? Evet, peki. Ama bilmeyenler için... O ne? Durumum çok kötü ya, evet. Ne kadar kötü, bir konuk için nereye bilmiyor. Geldiğini bilmiyor. Seyretseydin geçen hafta. Annem seyretmiş, git güzel program dedi. Annesi çok beğenmiş. Vallahi çok beğenmiş. O, annesini bir alkışlayalım o zaman, bizi beğendiği için. Çok teşekkürler. Defne, annen ne? Hatice. Evet. Benim nüfus cüzdanım çok eğlencelidir. Nasıl? Ana adı Hatice, baba adı Steve Edward. Öyle gidiyor. Karışık bir şey yani. Bakınca süper. Orada bir kafa karışıyor. Hatice.
ablamıza çok sevgili. Abla falan direkt Hatice'de bozuluyor. Öyle mi? Direkt tabii. Hatice. Öyle direkt Hatice diyecekmişsin. Bir arkadaşım ona Hatice anne falan diyor ama ben senin annen değilim dedi kadına. Sinirlendi yani. Peki, o hep 18 yaşında çünkü. İçimden bir türkü geldi, söyleyebilir miyim? Haydi buyurun. Aha, can Hatice. Tamam. Ama program çok iyi başladı, çok iyi başladı. Herkes tamam yani. Cıbırca ile başlıyoruz. Bak bilmiyorum. Şimdi, Cıbırca esasında kimse bilmiyor. Sadece onlar biliyor. Cıbırca konuşur musunuz bizler için? Nikopati kapiton. De kloşo perepo. Ko. Biliyorum. Ben bunu biliyorum. Mel Gibson bunu filmini çekti. İşte bu Cıbırca. Tamam. Defne ve sevgili konuklar. Ben şimdi düdük çaldıkça onlar bir Cıbırca konuşacaklar. Bir daha şeyi çalacağım, düdüğü çalacağım. Türkçe konuşacaklar. Cıbırca, Türkçe, Türkçe, cıbırca. Ama tabii bir çıkış noktası alacağız değil mi arkadaşlar? Tabii. Ben hemen sorayım buradaki stüdyodaki konuklarımıza. Arkadaşlarınız hangi huyunuzdan hoşlanmazlar? Cimrilik. Beleşçilik. Beleşçilik. Kendini beğenmişlik. Başka? Otlakçılık. Otlakçılık. Güzel. Bunlar hakkı. Otlakçılık. Otlakçılık evet. Otlakçılık güzel. Konumuz, çıkış noktamız otlakçılık. Hep beraber sayıyoruz. 3, 2, 1. Sinan abi. Kaç tane Sinan? Beraber girelim. Sinan abi ya. Sen şu arabayı diyorum 2 dakikalığına bana versen manitayı götüreceğim. Ben arabayı hayatta kimseye vermem. Ben arabamı kompasita. Kompasita? Komaşpada yana boroyun ve güzel bir arabadır. Öyle herkese verilecek bir durumda araba benim değil. Benim kamyonu ya. Vereyim. Neyini? Kamyon. Benim kamyonu vereyim. Kamyonu kompasita tonşu mu karana konazı karajı. Melek'in doğama kadajı. Karıya ne diyeceğim? Kamyonunu mu aldım geldim seni diyeceğim. Ya ne kadar kötü bir adam çıktın sen ya. Ya arkadaşım ben kompasita. Nikamaşı topuyor, abaka sopatı ya. Belki ama 500 bin dolar verdim o arabaya. Ya 500 bin dolar verdim. Ben işte Jaka Kombari'den başlıyor. Ola son moreli. Kanarama tasana kanı kombari. Konda bin de bastım mı? Ondan sonra... Ben asla arabamı vermem ama bu kamyonunu verirsem. Ben benim kamyonu verirsem. Ajda Pekkan bile bindi be benim kamyonu beğenmiyor ya. Benim kamyonu beğenmiyor. Abi be. Doç. Takamista, kompiste, kostim, foresti, fasti, kompiste, tas, bres. Kumresi az 900 abi. Bak Mustafa abi sen bu işe karışma. Benim inadım sinde komara. Nomadajı karama da doydur iki lan. Nomadajı amene kanı uğru. Ve bisikleti verdim sana. Ya. Ya bak senin en kötü huyun ne biliyor musun? Ne? Sen bokbasın. Non sopa yanan. Minyama benim. Benim ya. Ya kardeşim çalış, çabala, kompisita, pontuyo, paraya, miyanam, boyana, evler, katlar hepsi senin olur ya. Ben istemedim mi sanki? Siz zengin çocuğusunuz. Onun için yomur kalakı. Kim? Kim zengin çocuğu? Domenet'te. Ben de Domenet'ten Domenet'te parası çocukluktan beri kontra boyuyorum be. Ben dönemedim abi kenara. Köşeyi yani. Kenardan dönemedim. O Sivriye'ni dönemedim. Komara. Doğuştu ben komara. Ben zampaya, maya, maya. Doşamar. Dugo, istemem. Yazık ya, yazık vallahi. Ya abi ver arabayı. Allah. Al. Allah be. Tamam. Aldım. Konak. Bana! Bravo. Eğleniyor musun? Aa ben bayıldım. Korkulacak ya. Korkulacak bir şey yok ya. Yok i̇şte şu an böyle ben geçeyim. Yapmayacağım değil mi böyle bir şeyler? Belli olmaz. Her an her şey olabilir. Işte. Benim her an her şey olabilir. Yabancı dilim çok iyi değil o açıdan. Buyurun. Nasıl buldunuz? Çok güzeldi. Efendim şimdi Cümbüş'ün Cıbırca performansını hep beraber izleyeceğiz. Sizin cıbırcanız nasıl? İpatina terakotçina falakana. İza pikale pikopone kapa. Destrabekale vestrasomta. Çok güzel. Hiçbir şey anlamadık ama çok güzel konuşuyorsunuz. Hakikaten. Ana dilim gibi konuşuyorum. Cumhuristan'da 3 ay kaldım. Hemen sizlere soruyorum. Bir dakika ya Defne'ye sorayım. Söyle ana. Pişman olduğunuz bir şey var mı Defne Hanım? Çok. Mesela yani ilk aklınıza değil. Gelen. Onu geçersek. Onu söyle. Orada kaldım yani. Yok o olmaz.
Allah aşkına onu söyle. Merak et. Gerçekten daha hazır değiller ya. Daha Türkiye buna hazır değil mi? Değiller yani. Peki. Program... Kulağına söyleyebilirim istersen. Söyle. Ne olmadı ki şimdi kendi aranızda. İnanmıyorum. Vay be olaya. Bence de daha Türkiye. İkinci pişman olduğun şey. Ama onu bildiğim iyi oldu yani benim. Dur bakayım başka ne var? Ya çok var benim ayıklayamıyorum ama hani bir zın diye o çıkıyor. Biraz bekler insan ya. Tamam peki ya. Ben bu arada sorayım. Sizlerin pişman olduğu bir şey var mı? Hayatınızda? Yok maşallah. Evlenip boşanmak. Efendim? Evlenip boşanmak. Boşandığına pişman oldu. Tombul peki, ne zaman evlendin, ne zaman boşandın? Doğduğuma. Doğduğuna pişman oldun. Ah yazık ama yok. Bugün onların... Başka? Pişman olduğunuz bir şey. Son. Kalkın. Bungee jumping. Bungee jumping çok güzel. Alkışlıyoruz bu arkadaşımızı. Ne biçim program insanı söktürüyor ya. Bu arada ya evet itiraf programına döndü bu. Reha Muhtar'la itirafa döndü bu. Küçükken hırsızlık yapardım dedi. Evet ortaokula kadar yaptım, o yüzden biraz pişman. Eğlenceli de bir şeydir. Bir de yakalandım üstüne. İki tane polis bizi yakaladı. Götürdü abi ne olur bırakın abi ne olur bırakın diye çok ağladık. Onlar da biraz götürüp bizi ağlatıp bıraktılar sonra. İyi abilermiş onları. Evet. Ama bir dönem herkes bir parça bir şey çalar. Evet, çalmaz mı? Çalar. Bana öyle bana kaş göz yapma, hiçbir şey yapmamış gibi. Çaldım. Hiçbir şey çalmamış. Ben de çaldım. Değil mi? Küçükken mümkün çaldım. Değil. Herkes bir kere bir şey çalmıştır. Kim çalmadı ki? Keman çalıyordu. Eyvah eyvah. Tamam. Of. Hemen bungee jumping diyoruz. Sonumuz, çıkış noktamız bungee jumping. Hep beraber sayıyoruz. Sıfır demeyin lütfen. 3, 2, 1. Ay. Bir yere mi gidiyorsun? Atlayacaktım. Bir saniye. Önce bunun zincirlerini bağlayalım çocuğum. Serhat'cığım. Tabii canım, hafazan abla öyle atlayamam yani. Ah, çok adrenalin dolu mistoş. Kifatelaşini, porital, kimana patlamak üzereyim yani. Aferin, o derece. Serhat'cığım zincirlerini bağla. Arkadaş ölebileceğinden tamam, bahsettik tamam, mi? Tamam. Efendim? Ölebileceğinizden bahsediyor lafı. Ama sifante. Olapı akarap, olapı. Kapağıyla bu sopayla olabilir yani. Yapmayın. Ya evet, kalp var mı? Yok. Ha. Var da yani. Kesin öleceğiz. Kesin öleceğiz. Hanımefendi, Mesut Finçer'e hiponfiyente, hidomeşinde faradı, kondişine teleder, zart diye söylenmez ki bu. Ne yapayım şekerim? Ölebilme riskiniz var. Olmaz efendim, ben adrenalin yapacağım. Ooo, ufintale, komenfartele, fontele geliyor. Böyle ağzımdan çıkacağım. Aferin, Serhat başına gelebileceklerden biraz. Hanımefendi, önce şu geldiğinizi alır mısınız lütfen? Tabii ki. Şu aşağıya tarafa. Destriye kolobele vanta, esti kolobele fiyante, eğer koparsa bizim hiçbir suçumuz yok, olduğunu içeri. Yani ben bu riski alıyorum işte. Elbette canım. Hadi aşağıda bir sürü sırada bekleyelim, hanımefendi kostüme kanti. Eyvante efendi, Lettüne Beyşan efendi, ilk defa atlıyorum efendim. Birazcık olsun o kadar yani. Allah Allah, ilk defa atlayan sadece sizsiniz sanki bu ülkede. Tamam. Dünya kadar insan geldi kostüme bandı. Estriye kolobele vanta, destriye kolobele vanta, destriye kolobele gözünü kapatıp atlıyor insanlar ya. Evet. Şimdi. Buna elinize basıyorsunuz ve yapmayacağınıza ve de gördüklerinizi hiç kimseye anlatma lafı. Bir kere bile olmayacağına söz veriyorsunuz. Son 30. Evet anladım. Bunu hiçbir zaman kimseye anlatmayacağıma. Aşkın yarabar! Zor seçtiniz. Onlarınki daha zordu. Konu, evet, bungee zordu. Zordu. Bungee zordu. Zor bir konu. Evet. Vallahi, zor. Evet. Sen orada bungee. Biraz şeylik yaptın. Hırsızlık daha mı iyi olurdu? Yok onun için demiyorum da yani biraz zor. Değil miydi zor? Of böyle. Yok yaptık, bize neler geldi yaptık. Normal canım, rüzgarda bir maçta bir taraftan esiyor yani. Sen cümbüşü tutuyorsun galiba. Evet. Daha başlar başlamaz. Bismillahirrahmanirrahim. Ben taraf fakat ben yok ilk performanslarda ben onlarınkini daha çok beğendim. Ha peki. Ama sebebi çünkü onların konusu çok zordu. Bungee jumping zordu. Evet. Atlamalı, zıplamalı istiyorlar. Otlakçılık. Bizimki daha böyle bir memleketim konusuydu. Herkes net bildiğim şey. Peki hemen o zaman bakalım stüdyodaki seyircilerimize soralım. Evet. Efendim Mahşer'in otlakçılık performansını beğenenler, bu çok önemli.
Çok alkışlayın çünkü kim daha çok alkış alırsa bu turu o kazanacak. Bu turu mahşer kazansın diyenler alkışlasın. Vallahi ben de ben. Teşekkürler. Teşekkürler, çok güzel. Şimdi hemen bir de Cümbüş'ün bungee jumping performansı için bu turu Cümbüş kazansın diyenler alkışlasın. Sizler de biliyorsunuz evlerinizde oylayabiliyorsunuz. Eğer isterseniz şu anda oylarınızı gönderebilirsiniz. Gecenin sonunda sizlerden en çok oy alan takım bu gecenin galibi olacak tabii ki. O zaman biz yeniliyoruz. Stüdyodaki seyircilerimizle beraber en çok oyu alan takım galip olacak. Şimdi bu turun galibi mahşer oldu alkışlarınızla. Evet. Şimdi efendim... İsmail gelecek ama nasıl gelecek? Bakın şöyle geliyor. İsmail gel bir selam ver bakayım. Burada bir merhaba de herkese. İsmail arkadaşlar bir daha. Şey merhaba. Bravo İsmail. Bravo İsmail. Evet İsmail arada sırada çağıracağız. O böyle stüdyo şefimiz tabii ki bize yardımcı oluyor. Teşekkürler İsmail. Geldik nesne turuna Defne'cim. Bir nesne vereceğiz arkadaşlarımıza her iki gruba da. Bu nesneyi olabildiğince çok değişik şekilde kullanmaya çalışacaklar. Daha evvelden bu nesneyi görmediler. Ben de bilmiyorum. İsmail'cim nesnemiz hazırsa... getirelim. Ne getiriyorsun bakayım? Aa bir leğen geldi. Bir leğen. Geçen hafta reklamını yaptık ya. Evet reklamını yapmışsınız sonuçta. Süleymaniye leğeni. Süleymaniye leğeni değil mi bu? Evet. Şimdi mahşer ve cümbüş grupları bir leğeni olabildiğince çok değişik şekilde kullanmaya çalışacaklar. Hep beraber sayıyoruz. Sıfır demiyorsunuz. Üç, iki, bir. Başlayın. İyi günler hanımefendi. Nasılsınız? Gayet iyiyim tatlım. Affedersiniz lastiğim patladı da düzeltebilir misiniz? Oh, hemen hemen ne oluyor? Sinan abi bizim kamyona düştü bak sen. Ya gelin işte ama kamyondasın işte. Arkadaşlar özür dilerim ben gidiyorum vallahi. Görüşürüz. Semih Tuz sıra sende. Dikkat edin. Hop ki! Hayda! Ben kazanacağım! Hayatım, canım. Ben bu bebeği nehre bırakıyorum. Bırak bir tane. Abi havuza buradan atlayabilir misin? Oo çok yüksek lan. Derin ama bayağı derin. Anne bitti. Arkadaşlar sevgilim tek taş almış. Abi tanem. İnanılmaz. Hayatım ben tekrar botoks yaptırdım. Ramazan şemsiye gel. Ama şemsiye değil. Ben de gelebilir miyim? Affedersiniz. Bakar mısınız? Oo, çok bir gürültü var. Çok kaldı. Devam edelim mi biraz daha? Hadi bakalım. Vay. Vay. Beyefendi kolunu çormuşsunuz. Ve kralın taç giyme törenine hoş geldiniz. Yetiştiriyorum ama. Leğen kullanıyor musun? Yok. Artık kullanırsın herhalde. Bu kadar çok fonksiyonu olan bir nesne. Sizin bu leğenle bir ilişkiniz var herhalde. Geçen hafta da oynadığınızda bile bununla ilgili. Geçen hafta bir reklam turumuz vardı. Hı. Leğen reklamı yaptı arkadaşlar. Süleymaniye leğen. Neden bu kadar leğen? Bilmiyorum. Küçüklüğümüzde artık şey kayboluyor şey... leğen değil mi? Evet. Ya, ben de kaybolmasını istiyorum. Nerede o eski leğenler? Evet. Artık evet. Kaybolmayan leğenler istiyoruz. Leğenler istiyoruz. Evet. İsteyenler istiyoruz o zaman.
Evet, bu ciddi... Efendim İsmail? Reklam mı? Oylamayalım mı? Oylayalım, tamam. Bu güzel Nadide Leyen konusundan sonra bir oylama yapacağız. Sen hangi grubu daha çok beğendin? Bu sefer ikisi de güzeldi. Bu sefer ikisi de güzeldi. Şey yapamıyorsun. Evet. Evet. Bu da yani biraz fazla. Ne? Peki. Biraz önce sana ne dedim? 15. Neyse. Hemen sizlere dönüyorum. Mahşer kazansın bu turu diyenler. Cümbüş kazansın diyenler. Bu türün galibi Cümbüş, alkışlarınızda. Reklamlardan sonra görüşmek üzere. Reklamlarda çok güzel telefonlar geldi. Telefon edenlere çok teşekkür ediyoruz. Eğer siz de görüşlerinizi belirtmek istiyorsanız altta geçen e-mail adresine görüşlerinizi yazabilirsiniz. Cümleler gönderebilirsiniz. Aklınıza gelen her şeyi terbiye sınırları dahilinde olmak üzere gönderebilirsiniz. Şimdiki turumuzun ismi kabus ama bunu demeden önce, kabusa başlamadan önce aramızda konuklarımız arasında Türk Silahlı Kuvvetleri Haydarpaşa Öğrenci Yurdu Eğitim... Öğrenci Yurdu. Daha güzel söyleyeceğim. Türk Silahlı Kuvvetleri Eğitim Vakfı Haydarpaşa Öğrenci Yurdu. Hoş geldiniz. Çok teşekkür ediyoruz. Her hafta bekliyoruz. Herkesi bekliyoruz. Eğer siz de konuk olmak istiyorsanız stüdyomuza yine e-mail gönderebilirsiniz bizlere. Ve kabus turuyla devam ediyoruz. Mahşer grubu sahneye gelsin lütfen. İşte mahşer geldi sahneye ve ben hemen Defne Joy Foster'a dönüyorum. Hı. Defne. Hı. Bugünün nasıl geçti sabahtan itibaren? Ya vurup ne yaptın? Türkiye buna hazır mı dinlemeye? Evet evet, yok öyle eğlenceli tamam. Bir şey yok. Dur bakayım ne çıktı, ne yaptım ben, kalktım. Evet. Oraya kadar. Kaçta kalktın? Geç kalktım biraz. Olsun ya, önemli değil. Galiba 1-1.5 falan da. Bayağı bir geç. Güzel. Gece geç yatıyorum canım. Kafamda düşünceler tır dönüyorlar. Ondan sonra ne yaptım? Ondan sonra şey, Hakan'a gittim. Hakan'la beraber memleketi kurtarmaya çalıştık. Hakan kim? Hakan bizim tıkıntı var köşede, kafe. Hı, nerede bu? Sen? Nişantaşı Topağacı. Hı, tamam. Nişantaşı Hakan. Evet, evet. Nişantaşı Hakan abimiz var. Hakan evet. Abiyle oturduk, sohbet ettik. Kim ne yapıyor? Dedikodu yaptık biraz. Ondan kim ne sonra yapıyor? Herkes iyi Allah'a çok şükür. Selamlarım var. Ondan sonra annem geldi. Annem Hatice Hanım. Hatice abla. Hatice. Hatice. Hatice geldi. Gelir ama öper seni, görürsün bunu. Vallahi. Ondan sonra Hatice biraz başı ağrıyormuş. O tansiyonu düşükmüş, gözleri böyle düşük geldi falan. Hiçbir şey olsa. Sonra onu bile yok hiçbir şeyi. Tamamıyla annemin iki tane annelikten Oscar'ı var. Üçüncüye koşuyor. Tabii. Nasıl yani? Böyle bir kadın bilmiyorum. Sürekli ben oram ağrıyor ya, bakıyor. Ben bir şey yapıyorsam bırakıp hemen ona gidiyorum ya, o hoşuna gidiyor. He. O yüzden ben de günün yeteri ilgisini ona göstermediğim için orada toplamaya çalıştı. Geldi, biz evet. Hakan'la onu canlandırdık. Çok ondan güzel. Sonra annemle beraber bankaya gittik. Bankada para işlemleri yaptık. Hop tuttuk, biraz konuştuk. Ondan sonra ben geri döndüm. Nereye? Alışveriş yaptım. Ne aldın? Her şeyi. Yani hepsi mesela. Benim bunlar gördüm, hepsini ben aldım. ev alışverişi işte ya, bildiğin. Yiyecek hani... içecek falan. Ne aldın? Yani.
Ben temizlik malzemeleri manyağı olduğum için orada biraz vakit geçirdim. Ondan sonra işte peynir, çarçurt, dolapta ne görürsen onlardan aldım. Anladım. Ondan sonra başka ne işinize yarayacak şeyler söylemeye çalışıyorum. Yani olabildiğince detay. Sizin de sorularınız varsa maşallah. Var mı? Daha ne? Dedikodu kısmına ben döneceğim mesela. Ha dedikodu kısmına ya işte Begüm... Türkiye buna hazır değil. Begüm taşınıyor muymuş? İşte evi kaça vermişler Begüm falan. Hakan abi ne yapıyormuş? İşe devam ediyor muymuş? Bunları konuştuk. Mahalleli dedikodusu yani. Ha mahalleli dedikodusu. Tabii yok canım başka ne konuşacağız? Medya dedikodusu onu, ha, değil. Kim nereye yani işte Topağacı'nda durulur mu? Nişantaşı kalabalık oldu. Karşıya mı taşınsak? Evler ne kadar falan. Onları konuştuk. Ondan sonra... Ben bu kadar masum olduğuna inanmıyorum. Ben de. Kesinlikle. Peki. Vallahi billahi. Tamam. Ben çünkü dedikodudan çok haz etmiyorum. Anlamıyorum başkalarının hayatını. Ondan sonra... alışveriş. Alışveriş sonra... Sonra eve geldim. Eve geldin. Çok zor sorular ya. Eve geldim galiba. Bakayım. Evdeyim. Evdesin. Evdeyim. Evde ne yaptın? Evde ne yaptım? Evde temizlik vardı. Tık 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 bir şeyleri yerleştirdim falan. Ondan sonra bir kal geldi bana. Böyle televizyonun karşısında biraz oturdum. Ha. Ama televizyon kapalıydı. Allah Allah. Sonra müzik açtım. Sonra o arada bir durdu ve bende bir durdu makine. Ondan sonra o sevgilim geldi. O bir şeyler anlattı. Fıtı fıtı onu taşıyor. Sevgilinin adı ne? He? Sevgi en önemli. Ağzından kaçırdı değil mi? Yeah. Sevgilinin adı. Osman Tan. Aaaa! Ondan sonra Osman'dan geldi sanki bilmiyormuş gibi yapma. Eyvah. Ya ya. Arkadaşlar. Bu ne kısmı, var? Ne var? O sevgili ben değilim. Hayır bak şimdi bak. Bunu açıklayacağımıza söz vermiştik ve ben bu programı o yüzden geldim. Şok şok şok. Güler güler güler. Az sonra neler az sonra oldu neler? Bunu hayır, az sonra açıklayalım. Ay ne az sonra açıklayacağız? 9 aydır aynı evde yaşıyoruz. Ve... Bence ve büyük bir alkış buna ya. Yani. Böyle bu kadar yaratıcı. Ay, bak hala yaratıcı falan kıvırmaya çalışıyorsun. Biz Ağustos'ta evlenecek miyiz, evlenmeyecek miyiz? Karıma sormam lazım. Hayır şu anda evliyim ben de o yüzden. Hayır ama ondan bu arada boşanacağını sen söylemedin mi bana? Eyvah eyvah. Reklamlar. Reklamlardan sonra tekrar. Bir dakika. İsmail çok çocuk İsmo. İsmail önemli şahsım. İsmail çok çocuk İsmo. Belki sizin için yararı olur diye böyle... Kahve mi getirdin? Kahve. Sadece kahve mi bilmiyorum. Şeker kaç İsmail? Efendim? Şeker kaç? Şeker 3. 4 şeker, 4 şeker. 1'i 4'ü, 1'i 3. Tamam. Konu bayağı bir dağıldı. Gerçekten peki dönelim. Hala dönmek istiyorsun yani. Sen o arada kaldın yani, kalmıştın ya. Yok ondan sonra işte çocuk geldi biz de... Tık 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 bir şey. Ne konuştunuz peki? Ama bu 60 yaşında da olsa çocuk yani bir şey değişmez. Peki. Ondan sonra ne konuştuk? Ne konuştun? Orası da biraz şey şirkette bazı problemler var falan filan onları ne konuştuk. Ne işte uğraşıyor? Dedim ya Osman Tan diye. Yine beni oralara döndürüyorsun. Arkadaşlar sordukça Osman Tan gelecek bence hiç sormayalım. O yüzden soruyorum ben de hoşuma gidiyor yani. Peki. İşte akşam programı ne yaparız ne ederiz diye şöyle bir gözden geçirdikten sonra Defne'cim dedi geldiğin zaman muhakkak... Bu programı daha önce hiç seyretmediğini ve ilk defa hani karşılaşıyormuşuz gibi yaparsan çok iyi olur. Evet olur Osman'cığım falan filan kahve içermişsin bunlar. Allah. Benim adım Osman Tan zaten Osman değil. Ama ben evde sana Osman diyorum biliyorum. Allah. Peki arkadaşlar Allah. Tamam. Ondan sonra da işte zaten almaya geldiler geldim falan bu kadar. Bu normalde esasında Daphne Joy Foster'ın kabusu olması lazımdı ama benim kabusum. Senin kabusun. Evet bence de. Mecburen senin kabusun olacak vallahi. Biz çevirmek için elimizden geleni yapacağız ama senin kabusun olabilir bence. Tamam. Daphne'cim yanlış anlama seninle olmak kabus demek istemiyorum. Yok yok ben anlıyorum ama canım ama. Yani. Anlıyorum. Yani boşanmıyoruz. Hayır boşanmıyoruz. Peki. Evet. Akşam şimdi... eve gelmiyorum. Ben utangaç bir adamım biliyor musun? Yani çok şey yapamıyorum. Evde hiç öyle değilsin. Peki. çocukla ilgili kısımlarını geçelim. Sevgilinle ilgili. Biz de oynayacağız Allah aşkına ya. Biz bir Osman'dan çeşitlemesi yapacağız abi. Biz de oynayacağız. Bir Osman'dan çeşitlemesi yaparız araya. Ha. Ya beni şu konunun dışına tutun. Abi Allah. Nasıl? Hepsi seninle ilgiliydi. Nasıl tutun? Ama bu bir iş. Bir taşla iki kuş.
Peki tamam toparlayalım sonra. Bitti, benden geldim. Sonra neler oldu? Geldim işte ondan sonra. Geldim peki. Hı-hı. Tamam yeteri kadar bilgi var mı? Sonra buraya geldin. Nasıl Hı-hı. hazırlandın peki buraya gelirken? Allah'ıma çok şükür. İki buçuk saat kadar vaktim vardı. Gazetelerimi okudum. Günün haberlerini gözden geçirdim. Ne? 10 dakikada makyaj yaptık. Girdik işte sen de biliyorsun ki. Ya bilmiyor ayağına yatıyorum. Bu programda ön hazırlık yok, prova yok. Hiçbir şey belli değil. Ama çalıştık biz içeride. Anneciğim ben geldim. Bence başlayalım. Hadi. Tamam hadi başlayalım. Tamam. Hep beraber evet sayıyoruz. Ben Defne'yi alıyoruz. Defne'ye gösterin gününü. Şöyle. Öcümü alın arkadaşlar. Hep beraber sayıyoruz. 3, 2, 1. Ne yapacağımız? Ne yapacağız? Ne yapacağımızı da. Ha, evet. Ya yani öyle bir şok olmuş durumdayım ki. Şimdiki turda kabus turunda Defne Joy Foster'ın bu gece görmesi muhtemel olan kabusu izleyeceğiz. Büyük ihtimalle ben de aynı kabusu göreceğim bu gece. Hep beraber sayıyoruz. 3, 2, 1. Defne ne yapmış biliyor musun? Ne yapmış? Aa burada! Her zaman sen bizim dedikodumuzu yapıyorsun. Biraz da biz seninkini yapalım. Evet. Bir kere kendisi melez değil, akşamdan kara sürüyormuş onun kızlarına. Evet! Defne, Levantenler sağdan geliyor, Yugoslavlar soldan. Memleketi kurtaracağız. Çok geç canım. Evet sayın seyirciler, en sonunda Defne Joy Foster sevgilisini açıkladı. Sıkı durun, Burhan Çaçan! Burhan da... Burhan'la ben çok mutluyum. Nasıl tanıştınız? Bir şeyle top ağacında tanıştık. Zaten kendisine bir Burhan Çaçan boyundan. Evet, son gelen haberlere göre Defne Joy Foster Burhan Çaçan'la bir uzay merkezinde karşılaştı. Yok Defne Hanım. Neymiş? Anneniz hesaptaki tüm parayı çekmiş gitmiş. Size para mara yok. Tamam. Oh, az para huzur Süper. Demek. Az para huzur demek. Evi kendini mi temizliyorsun? Biraz sihir mihir yapsana orada yapıyordun ya. Evet ya bu hep var ya. Defne Hanım, genelde her gün 1:30'da kalkıyorsunuz fakat bir sabah programı teklifi var. Sabah saat 4:30'da canlı yayına giriyoruz. Bundan sonra her gün, her gün, her gün 4:30'da. Kalkamam anam, yanlarım ağrıyor. Bana kendini bırak. Annenizi canlandıramıyoruz. Gerçekten de bütün işlemleri yaptık, bir türlü canlandıramıyoruz. Defne Hanım. Osman Tan Bey yerle bir oldu. Bakınız. Biraz da hafiften de kilo almış şişmiş kendisi. Adam şişti tabii söylediklerimden. Osman. Halı olurdun. Bu kim? Çocuğun artık senin. Madem Osman Tan sevgilin, benim de sevgilimdi. Bunun adı ne? Anında görüntü. Osman Can. Canlı yayında. Seyirciler, bu hanca çanda birlikte olduğunu açıkladı. Annenizi canlandıramıyorum. Annenizi canlandıramıyorum. Bravo. Hayır, şimdi ben anlamadım. Ben arada konuşacak mıydım? Nasıl? Bulaşmaya çalıştık Osman Tan Bey'e. Yine yapımcımız bir olduğu için. Yerde falan. Yok, ben öldüm zaten. Benim yerime başka birini. Ben hiç konuşmayacaktım değil mi? Hep duracak mıydım? Ne yapacaktım? Yok çok iyi. Yok. Ya. Bilemiyorum. Öyle bir kural yok. Bravo. Defne Joy Foster'ı alkışlıyoruz. Yalnız o anne için... Annede bir dondum ben zaten. Böyle bir kanım çekildi. Evet ya. O hoş değil. Anne, canlandırmaya çalıştık değil mi? Canlandırmaya çalıştık. Sen de hemen arkadaşını savunma istersen. Seni koruyacağım. Evet, Cümbüş grubunu sahneye alıyoruz. Cümbüş grubu. Hayatında benim olmadığım, sevgili olarak beni hayal etmeyen, beni işlere karıştırmayacak bir kişinin gününü almak istiyoruz. Tercihen bir beyefendi. Kim gününü anlatmak ister? Onun içine de beni katarsanız işler iyice karışır zaten. Bir erkek yok mu? Bir gönüllü. Tamam ben olacağım. Öyle söyleyeyim. Kız yok mu? Bir bayan konuğumuz. Gününü anlatmak isteyen. Buyurun hemen alalım. Alkışlarınızı alıyoruz. Gel gel. Gel gel gel. Gel lütfen yani. Biz mi geleceğiz? Oraya mı geliyorum? Ay. Hemen İsmail'cim mikrofonu. Her seferinde de şarkı çalamayacağım kusura bakma. Ederim. Evet isminiz? Begüm. Begüm.
Begüm, günün nasıl geçti? Günüm nasıl geçti? Sabahleyin 7'de kalktım. Evet. Ondan sonra indim, yurtta kahvaltıya indim. Sen erken kalkıyorsun. Evet, okula gidiyoruz malum. Evet. Erken kalkıyoruz. Ondan sonra çıktım, sabah ilk ders teknik resim. Bir baktım, T cetvelimi unutmuşum. Neyi? T cetvelimi. Unutmuşum. Sen Allah hangi, dedim, mimarlık. Mimarlık, evet. Hangi üniversite? Mimar Sinan. Güzel. Ondan sonra dedim Allah'ım ben ne yapacağım falan, neyse tam otobüs geldi, yurda dönün hemen, neyse ben bittim, bindim Üsküdar'a gittim. Üsküdar'dan motora bindim Kabataş'a, Kabataş'tan yürüyorum. Hala ben teyze ediyorum. Aman. Biz yazıyoruz çok hızlı gidiyor. Biz yavaş. De insanız, bize de biraz saygı gösterin. Yavaş yavaş. Ondan sonra. Tane tane. Tamam. Dur. Ayrıntıyla. Evet. Tamam. Sonra girdim okula. Dedim ki kızlar, dedim ben TCT'imi unuttum. Ne yapacağım ben şimdi? Dediler ki Begüm ya, orta holde bir sürü unutmuştur herkes. Git oradan al. Ondan sonra bir tane oradan TCT'li yürüttüm. Nerede unutmuşsun? Orta holde. Bir sınıfa da orası. Ha. Ondan sonra teknik resime girdik. Saat kaç bu sırada? Saat 9:30. Yapma ya. Ben hala uyuyorum yani. Başka saatler de var hayatta. Yani 1:30'a kadar birçok böyle saatler var. Ben onları yaşıyorum. Bir an evvel olsun diye oldu dedim. Evet, 9:30. Evet. 9:30 sonra teknik resim böyle bir kabus gibi çizdik, çizemedik. Böyle değişik bir ders oldu. Hı-hı. Ondan sonra 2.5-3 saat ara vardı. Sonra bizim okulun karşısında bir ozalit var. Oraya gittik. Dur, o arada ne yaptın? Yavaş. Sakin. O arada mı? Allah aşkına. Dersin içeriğini alalım. İyi, döveyim mi? Yok, dönme. Biraz sonra. Dersin içeriğine mi döneyim? Dön bakalım. O 2.5-3 saatlik arada da mı ne yaptınız? Ufak arada ne yaptın? Ne yedin, ne içtin, gezdin? Hiçbir şey yemedim. Yemek sırasına girdim. Böyle bir kuyruktu. Zaten yemekte taze fasulye vardı. Benim? Canım da istemedi. Flört falan yok mu? Yok ya. Tamam, çok güzel, sevgilimiz yok. Ondan sonra. Begüm'cüğüm bana bakma sakın, ben gerçekten. Yok. Üç olacak. Mesela dedim ki evet, Osman Tan'la beraberdim diye böyle bir anlattım. Ondan sonra neredeydim? Ha, yemek. Sonra biz bir tane bina diye bir dersimiz var. Böyle arsaya proje yapacağız bir tane. Bir tane arsam vardı. Yani bulduk böyle bir yerden. Sahiplendim. Burası benim arsam olsun dedim. Ondan sonra gittim orasının belediye paftasını buldum. Yavaş. Tamam. Ah. Evet. Belediye saat kaç? Bu arada saat... 9:45. Bir. Soru bir. Hala belediye paftası. Belediye paftası şu demek. Böyle bir plan. Arsaların, binaların falan böyle yerleşimleri var. Üzerinde hangi kaç katlı falan onlar yazıyor böyle. Evet. Belediye paftası o demek. Belediye paftası. Belediye yanlış paftası. Mı? Belediye haftası. Hafta. Hafta. Hadi. Ondan sonra saat 2:30 ders var. Ne dersiydi o? Geleneksel yapı malzemesi. Böyle bir uyur uyanık dinledik. Ondan sonra kadın sen, espriler yapa. Tek sen değilsin yani o sırada. Ama erken kalkınca bir noktada insanın uykusu gelmeli. Gelir tabii ki yani. Bak, evet. Bir de derste böyle amfide güzel oynuyor yani. Evet. Ondan hocalar sonra... Espri falan herhalde. Dedin demin. Espriler. Espri, bizim hoca böyle ders eğlenceli geçsin diye biraz espri yapmaya çalıştı. Ama yapamadı, biz de yapamayışına güldük seni falan. Seni izliyor biliyorsun değil mi? Hocamızın tanımaz sevgiler. Daha ya. İlk defa girdi derse. Adı ne adı? Şöyle yapalım. Bilmiyorum valla. Tanımıyor. Adını bilmiyorum henüz. Evet. Ondan sonra saat... 4:15 bitmesi gereken ders 4:00'te bitti. Hı. Sonra benim dedim ki akşama biz şeye gideceğiz, programa gideceğiz. Benim hemen derslerimi yapmam lazım. Koşa koşa gittim yurda. Ondan sonra girdim. Atölyenin elektrikleri kesik. Eyvah. Benim ders yapmam lazım. Eyvah. Ondan sonra çizdim böyle karanlık, küçük küçük çizdim. Gözlerim kör ola ola. Ondan sonra dedim ki ya yapmıyorum ya dedim. Akşama dedim gelince belki yaparım. Belki sabah 4:00'te kalkarım. Yaparım dedim. Manyak. Ondan sonra işte yemek yedik. Saat 7 oldu. Ne vardı yemekte ya? Fasulye. İğrenç neydi? Fasulye. Vardı. Onlarla böyle muhabbet falan. Ondan sonra Şebnem'in midesi ağrıyordu. Ben ona metbamit verdim. Yemekte Merve ile Şebnem mi vardı? Yemekte ne vardı diyorum. Beraber yedik. Yemekte ne vardı ya? Fasulye. Yine mi fasulye? Fasulye öğlen de. Ispanaklı tavuk vardı. Ispanaklı tavuk. Şekerpare vardı başka. Mis gibi işte. Salata, mis çorba. Gibi. Tamam. Yeterli. Tamam. Devam edelim. Ondan sonra işte alelacele indik mindik, hemen bindik servise. Bayağı bir yolculuğun ardından ben gene şeyde uyudum, serviste uyudum. Hı. Ondan senin sonra... kadar uyuyor ya. Evet ben ya. Uyuyor canım. Ya ne yapayım, sabah 7'de kalkınca böyle her fırsatta uyuyor insan. Benim ya. Gibi 1:30'da kalk, bütün gün zindesin. Ondan sonra da babam beni İstanbul'dan alsın, sen nasıl olsa orada okumuyorsun. Gel buraya evlendirelim seni. Seninkiler nerede? Bursa'da. Ne yapıyorlar orada? Çalışıyorlar, yaşıyorlar. Ne yapsınlar, benim gibi yaşıyorlar İstanbul'da sürünecekler. Vay. Tamam. Nerede peki. Oturuyordunuz? Yurtta mı kalıyordunuz? Yurtta, evet. Kalıyorsunuz. Tamam. O tamam, kadar. Ve buraya geldin ondan sonra. Evet. Begüm. Sonra buraya geldik, baktık şu kapı açık. Dedik bir
dalalım bakalım içeri. Herkes daha burada kimse yokken biz girdik. Baktık böyle gözetledik falan. Maşingre erdi mi ilk buraya girmek? Ermedi ya. Begüm Hanım. Evet. Mutluyum. Tamam. Yeterli malzeme var değil mi arkadaşlar? Yetsin bakalım. Evet peki. Şimdi Begüm'ün bu gece görmesi muhtemel kabusu hep beraber izleyeceğiz. Hep beraber sayıyoruz. 3, 2, 1. Buyurun. Begüm, bugün beni unut. Bugün benden hayır yok. Begüm unut beni bugün. Git sakaldım o cezveli olacağım artık. Merhaba Begüm. Merhaba. Ben de Kanuni Sultan Süleyman Üniversitesi Kanun bölümünde okuyorum. Unutulmuş T cetvelleri holüne hoş geldiniz. Burada Mimar Sinan'ın T cetveli var. Olur mu acaba? Daha eskilerden. Olur çok iyi. Canım benim. Ne kırdın? Şu Begüm değil mi Begüm? He? Baksana kimse tamam. Görmeden stüdyoyu geziyorum zannediyor. Arkadaşlar yemekte fasulye var. Diyelim Begüm yemesin tamam mı? Tamam. Begüm gelme burada fasulye var. İğrenç. Begüm. Çizilecek arkadaş bu mu? Ne yapıyor lan? Belediye pastasını kesiyoruz. Bu bıçağı alıyorsun belediye pastasını kesiyoruz. Evet, pasta pasta. Merhaba arkadaşlar hoş geldiniz. Dersimiz bina. Ahanda bu da bina. Bina. Yönetmen ama yönetmen diyorum. Yönetmelik neydi lan o şeyin adı? Kızlar. He. Ya bu Begüm'ün sevgilisi yok galiba ya. Ha sap o sap. Sap. Vallahi. Ne yapacağını düşünüyor musun? Ya ben T-Cetveli holüne gittim baktım orada ya. Beni mi kesiyor ne yapıyor ya? İyi fikir aslında ya. Hayır canım. Çok iyi. Evet çocuklar gel çocuğum kaçma. Dersimiz çizim. Bu dersi eğlencelik hale getirebilmek için size bir iki şaka yapacağım. Hazır mıyız? Şakalardan biri bakın bu düz bu da eğri çizim. Bir de. Begüm Hanım. Evet biz de mimar arıyorduk da buralar benimdir. Ben de Karadenizliyim bilirsiniz bizi. Bilmem ne oğulları. Evet buralar benim. Buralardan uzak duruyorsun. Anladın mı? Sabah erken kalktım duşumu aldım ondan sonra evden dışarı çıktım. Sokakta beraber yürürken bir arkadaşım vardı. Benim arkadaşım bana dedi ki bu işler böyle olmaz dedi. Kendine dedi bir araba alman lazım dedi. Gittim bir tane araba aldım. Arabaya bindim ortak taraftan öyle gidiyorum. Bilmiyorum sonra. Sonra. Begüm'e bir alkış. Teşekkürler Begüm. Allah en kısa zamanda sana istediğin gibi bir erkek arkadaş gelsin. Tüm kızların duası kabul olsun. Erkeklerin de öyle olsun. Bir tane de T-Cetveli. Evet, çok doğru. T-Cetveli de olsun. Şimdi oylayacağız. Sizler de eminim evlerinizde oylarınızı gönderiyorsunuz. İlk önce Defne Joy Foster'ın kabusunu izledik. Mahşer oynadı bu kabusu. Mahşer bu turun galibi olsun diyenler kuvvetlice alkışlasın lütfen. Ben kuvvetlice dedim oğlum yani bayağı bir şey yaptın. Gelmediler gaza. Begüm'ün kabusunu izledik. Bu turu cümbüş kazansın diyenler. Begüm taraftarları sayesinde, Begüm'ün yurt arkadaşları sayesinde... Hep beraber kuru fasulye yesek beni de alkışlarlardı. Evde milyonlarca taraftar var ekranların başında inşallah. Mesajlarla inşallah. Belki orada inşallah. Rahat sağlıyorsunuz Defne üzerinden. Böyle mesaj göndersinler. Peki. Evet, bu turun galibi Cümbüş alkışlarımızdan. Evet, sıra geldi İsmail'cim. Şapka turumuza. Şapkamız hazır mı? İsmail evet. Gelirken ben ona biraz müzik yapayım ya. Seviyor. İsmail, İsmail, önemli şapkamda. İsmail, çapkın çocuk İsmail. İsmail, İsmail, önemli şapkamda. İsmail, çapkın çocuk İsmail. Çapkın çocuk mu diyor? Çılgın çocuk. Ha, çılgın çocuk diyor. Şimdi şapka turu. Mahşeri hemen sahnenin ortasına alalım. Çok eğlenceli bir tur, şapka turu.
Buradaki stüdyodaki konuklarımız program başlamadan önce bir gün buralarda dolaşırken onlar içeride çalıştılar. Bazı cümleler yazdılar. Biz o cümleleri attık bu şapkanın içine. Ben az sonra Defne'den de Joy diyecek diye. Olur. Joy'dan olur. Da. O da benim bir ismim. Peki Joy isim mi yoksa isim, soyad mı? İsim isim. Foster Joy. Soyad. Foster soyad. Joy da diyebiliriz yani. Tabii tabii. Peki Joy. All right Joy. We are enjoying. And then. Okay then. Şimdi Defne'cim senden de birazdan bir cümle alacağız. Aklınıza gelen ilk cümleler mesela bakalım burada stüdyodaki seyircilerimiz ne yazmışlar? Ben bir tane çekiyorum. Efendim? Ha? Ay. Aa. Evet ya. Ben bakayım o zaman. Bir dakika, bir dakika. Şöyle bir durum var. Onların bu cümleleri duymaması lazım. Çünkü az sonra bu cümleleri onlara vereceğiz. Öyle dinleyecektik az daha. Oynayacaktık böyle yalandan. Az daha okudum valla. Geliyor mu müzik? Kafa nasıl olduysa. Hayır. Şimdi... uğraşıyor adam. Fatih müzik bulmaya çalışıyor. Teknolojiyle uğraşıyor adam. Geliyor mu? Dans ederlerse gelecek müzik. Ben size müzik vereyim burada. Geldi, tamam. Evet, müzik geldi. Onlar bizi duymuyorlar. Duymamaları lazım. İşte ben ilk cümleyi seçtim. Aman tanrım o da ne? Aman tanrım o da ne? Kim yazdı bu cümleyi? Ne gördün de yazdı? Peki, ilk cümlemiz aman tanrım o da ne? Buraya koydum. Defne'cim sen çeker misin bir tane? Hoppa. Halime'yi samanlıkta bastılar. Bu kimin cümlesi? İsminiz Halime mi? Peki. Halime'yi... Tutma içinde kalmasın onlar. At, boş ver. Evet, rahatlıyor. Bu programda rahatlıyor. Evet. Defne cümlen var mı? Benim mi? Türkiye'nin hazır olduğu bir cümle. Tamam, peki. Evet, yazacağım ben. Bana yar olmazsan seni toprağa yar ederim. Vay, vay be. Sevgiline söylüyorsun. Ben de yar. Bu arada şunu açıklığa kavuşturalım. Osman Tan'la işim olmaz, olmadı, i̇şim olmayacaktır. Teşekkür ederim. Rica ederim. Bu ya açıklık getirdiğin için. Rahatladın mı? Bana yar olmazsa? Seni toprağa yar ederim. Canımı sıkma benim. Seni toprağa yar ederim. Evet. Üç cümleye daha ihtiyacımız var. Aklına cümle gelen var mı burada bu arada? Ha telefon hazır mıymış? Bir tane cümle varmış burada. Babamın doğum günü kutlu olsun. Oradan bunu. Evet kutlu olsun. Ama başka bir cümle. Başka bir cümle. Evet. Paldır küldür yukarı yuvarlandım. Çok güzel bir cümle. Paldır küldür yukarı yuvarlandım. Evet, bravo. Telefon hazırsa bu arada alabiliriz. Paldır küldür. Ay, Osman Bey şu anda meşguller. Kim arıyor diyelim. Küldür yukarı yuvarlandım. Ay nasıl okuyacaktım? Alo. 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 Merhaba. Merhabalar. Kimle görüşüyorum? Murat ben, Murat Karaman. Murat'cığım merhaba, eğleniyor musun? Çok güzel, çok keyifle izliyoruz programımızı. Ailece oturduk. Çok ailece. Güzel, çok eğlenceli, evet. Çok güzel, ailecek izliyorsunuz. Peki, ailevi bir cümleniz var mı? Kullanmak istediğiniz? Ben önce bir Defne Hanım'a bir soru soracağım. Ben kendisini hep böyle eğlenceli programlarda izliyoruz biz de. Hep merak ediyorum. Acaba böyle hani ciddi böyle insanı ağlatan belki korkutan falan bir rolde hiç oynamayı düşündü mü? Acaba böyle bir teklif geldi mi? Ya da kendi hani... Hayat yeterince zor. Ve bunun ben de farkındayım. Ve Osman Tan babanı 18 yıldır görmüyor. Ya çok özür dilerim de benden öyle bir şey çıkmaz herhalde. Yani ben eğlenmeyi seviyorum çünkü gerçekten hayat yeterince böyle çok şeyle uğraşıyorsun, sıkıntı dolu. O yüzden böyle her şey yapıp da böyle keyifli şeyler yapmak benim çok daha hoşuma gidiyor. Osman Tan bu program buraya kadar senindi. Ben aldım gidiyorum. Yapacak bir şey yok. Benim olsun istiyorum bu program. Helal olsun sana. Helal olsun. Bence Defne Joy'a bir alkış gerçekten. Sayesinde çok güzel bir şey. Çok verin ikili. İnsan bir programı bu kadar mı ister ya? Her hafta bekleriz o zaman. İnşallah. Olur. Vallahi bekleriz. Bak vallahi başkası sizi benim kadar memnun etmez. İşim değil. Harikasın valla. Karısı $50. Verecek duy. Murat'cığım. Duy. Murat. Du,
Buyurun Osman Tan Bey. Bence Defne Hanım o rolleri de başarabilir aslında. Bence de öyle. Siz illa beni ağlatacaksınız ya. Ben Yok siz oynayacaksınız. Billa ağlayacağız Defne Hanım. Ay ağlamayın. Değmez hayat bugün. Murat'cığım biz isterseniz stüdyoyu terk edelim. Siz rahat rahat konuşun. Çok pardon tamam. Estağfurullah yani. Estağfurullah. Yok hayır gel yani şaka diye söylemiştim zaten. Cümleniz var mı? Ailecek. Var. Şimdi Defne Hanım madem hayatın çok zor olduğunu düşünüyor. Seviyor beni. O zaman pardon. Ben de ona hitaben bir cümle söylemek istiyorum. Çocuklarının anası evinin kadını olacaksın. Bravo. Harika. Murat harikasın. Çok teşekkürler. Teşekkürler. Hoşça kalın. İyi yayınlar. Çocuklarımın anası... Bilemiyoruz evet. ki. Ya çocukların anası evinin kadını olacak. Bilmiyorum ki. Evimin kadını anlamadık ki kadını olacaksın. Ne oluyor değil mi? Yani o sevgili konusu da çok kafamız karışık. Son bir cümle var mı cümlesi gelen? Var mı? Yok peki ben buradan çekiyorum o zaman. Hemen okuyorum. Canım Türk kahvesi çekti. Güzel bir cümle. Hemen Burak ve Dile'yi alıyoruz. Ayhan bu arada eğer gerekirse... Ses efektleri yapacak. Oldu. Buyurun gelebilirsiniz. Efendim cümlelerimiz Burak'cığım. Teşekkür ayrıca, ediyorum. Ayrıca bakın tanıtayım yavaş yavaş. Burak ve Dilek yani isimlerini de öğrenirseniz çok iyi olur. Burak sonra ve ihtiyacınız olur. Ama nasıl öğreneceğiz? Niye öğreneceğiz? Dakika başı kimlik değiştiriyorlar. Sabit senin kalmıyorlar sevgililer ki. Gibi. Benimkiler gibi. Evet. Geçen gün Bill'le oturuyoruz Clinton. Peki şimdi bir tane de yönelim alacağız. Sizlerden oyun alacağız bir çıkış noktası efendim. Demin anlattım ama bir daha anlatayım. Bu cümleleri oyunun çeşitli yerlerinde yedirecekler. Ben düdük çaldıkça onlar cümleleri ceplerinden çıkartacaklar. Hangi cümlenin çıkacağı belli değil. Düdük çaldıkça rastgele bir cümle çekecekler. Onu da oyuna yedirecekler. Çıkış noktasını stüdyodaki konuklarımızdan alacağız. Zvadonika hangi ülkenin başkentidir? Çorum. Trinidad Tobago. Trinidad Tobago. Togo. Togo. Olmayan bir ülke söylesek. Togo. Kaf Dağı'nın arkasındaki ülke. Kaf Dağı. Yapalım mı? Kaf Dağı'nın arkası. Kaf Dağı'nın arkası. Kaf Dağı'nın arkası. Çıkış noktamız. Dilek bana çok acıklı değil. Hayır, hayır, anlamaya çalışayım. Kaf Dağı. Kaf Dağı'nın arkası. Kaf Dağı'nın arkası. Arka taraf. Kaf Dağı'nın arkası. Çıkış noktamız. Hep beraber sayıyoruz. 3, 2, 1. Evet, bu taraftan geliyoruz. Bu görmüş olduğunuz yükseltti Kaf Dağı. Kafile nerede? Sen misin? Ben kafileyi kaybettim. İyi halt ettim ben. 40 yılın başında bir tane Kaf Dağı'nı göstermek için kafile bulduk. Onu da kaybet. O Bilek. Böyle şey mi oldu ya? Nerede kaybettin? Hiçbir fikrim yok. Baldır küldür yukarı yuvarlandım. Salladım Allah. Yazacak gitti. Anladım. Kaf Dağı'nın önüne mi gittiler? Valla hiçbir fikrim yok. Hiçbir fikrim yok. Biz nereye gideceğiz? Halime'yi samanlıkta basmışlar. Acilen gidip müdahalede bulmamız lazım. Benim. Kaf Dağı'nın arkasındaki samanlığı bulmuşlar. Dilek. Kafile götüreceğimiz Kaf Dağı'nın arkasındaki samanlığı... Ama tabii, bu deli. Ne o? O deli. Halime lan Halime. Aa çıplak. Aa. Aa Halime. Bir şey diyeyim mi? Halime benim görümcem. He. Burak. Mahvolduk. Sülaleciğim bizi katledecekler. Çocuklarımın anası evimin kadını olacaksın. Sakin ol. Sizi gidip düzenmezler sizi. Böyle dediniz ki tur var dediniz paramızı da aldınız namusumuzu da alacağız değil mi? Ya bizim Kaf Dağı'nın arkasında bir organizasyonumuz var. Tamam. Bir dakika. Sen Halime falan iyi bir takım kurmayı düşünüyoruz yani. Benim kaybolmam da gerçekten şey değil değil mi? Bilerek kayıp. Siz var ya gidi bir ayakkabı. Dur. Bak sakin ol. Çünkü beraberce çok iyi işler yapabiliriz. Canım Türk kahvesi çekeceğim. Tamam. Türk kahvesi yaparsan bir şeyler yaparım. Bak. Kaf Dağı'nın arkasında çok nefis bir Türk kahvecisi var. Ben kahve içmeden yapmam. Bak top ağacında bir tane orada. Nefisler. En kral Türk kahvesini yapıyorlar. Beraber vallahi, mi döveceğim? Sen Halime, Burak. Efendime söyleyeyim. Top mu diyorsun? Beraber mi kahve içeceğiz?
Bana yar olmazsan seni toprağa yar ederim lan. Lan sen de yiğit adammışsın be. Dön arkanı. Ne yapacaksın? Sırtına çıkacağım. Ha, yer. Oh be. Bırak be. Öpürüyorum seni buralardan. Hadi bir daha. Evet, Cümbüş geldi. Cümbüş hemen o zaman kulaklığını taksın. Hemen cümlesi gelen var mı cümlesi gelen? Aklında bir cümle olan. Benim var. Tuvalete gitmem lazım. Tuvalete gitmem lazım. Bir dakika. Duydum, gerçekten mi? Duydum. Aman. O zaman. Bir dakika. Daha gelmedi. Bu ne be? Bir taktım sallanıyor böyle. Geldi, çok güzel. Var. Söyle. Cuma'ya gittim, geleceğim. Cuma'ya gittim, geleceğim. Şunu okuyamıyorlar, güzel yazayım ben ya. Ben yazayım. Hasan yaz. Ben yazıyorum. Arapça. Arapçanız var mı? Ama doğru okudun sonunda. Ha. Doğru salladın. Evet, yazıyor. Peki cümle, evet. Aşağıdan mı alırsın, yukarıdan mı? Oha. Nasıl bir cümle o ya? Aşağıki bakkaldan. Hayır, bir dakika, bir dakika. Şimdi. Hemen izah edeyim. Orada ben neden oha dedim. Çünkü ikisi arasında çok uzun, kilometresi çok, o yüzden. Sen yazar mısın burada? Az sonra burada geleceğim, tabii. Ekmeği, yok, ekmek var mıydı ya? Ekmek yok. Aşağıdan mı tamam, alırsın, bildim, yukarıdan mı? Hemen bir tane çekiyorum burada. Ne? Neyse ya, bu tuhaf. Bir teselli ver. Bir teselli ver, güzel. Bunu da şey yaptık, tamam, aldık buraya. Cefneciğim, bir tane sen çeker misin? Hoppa. Yollarına kırmızı gül dökeyim. Yollarına kırmızı gül dökeyim. Çok güzel. Kaç oldu? Dört. Dört oldu. Telefon falan var mı? Yoksa biz buradan devam edelim. Bir tane de sen söyleseydin ya. Ben söylersem önceden anlaştınız derler, bilmem ne derler. Evet. Aman bilmiyorum. Defne. Hep kokoşluk da üstüne yok. Ya Allah'ıma çok şükür. Bir cümlemiz böyle daha. Böyle bir kız ama değil mi? Hiç alakan yok. Ve son bir cümle. 6 milyona hormonsuz domates alıyorum. Kimin cümlesi? Kimin cümlesi? Sizin mi? Sizin mi? Nereden alıyorsunuz? Nereden mi? Koordinatör var ya. O Allah Allah. 6 milyona hormonsuz domates alıyorum. Ekibin muhabbetine bak. Abi 6 milyona hormonsuz. Ben veririm. 6 mı oldu? Oldu galiba. Evet, evet, oldu. Alıyoruz Cümbüş'ü, gelebilirsiniz arkadaşlar. Alkışlayalım Cümbüş'ü. Hem Defne Joy Foster veriyor size. Cümlelerinizi üçer tane verdi. Çıkış noktamızı da sizlerden isteyeceğiz. Şu nedir? Otopark fişi. Otopark fişi. Güzel, otopark fişi olsun. Ya evet, otopark fişi güzel. Neydi o mu? Bilmiyorum ki. Otopark fişi. Çıkış noktamız doktor otopark. Doktor ne zaman gelecek? Hep beraber sayıyoruz. 3, 2, 1. Otopark fişini kaybettim. Otoparkçıya çaktırmadan içeri girmek, arabaya binmek ve gitmek zorundayız. Onu bana bırak sevgilim. Bir saniye. Şşş, geldi. Bir dakika. Sen, ben seni tanımıyormuşum gibi davranıyorum. Sonra kafasını karıştıralım. Cuma'ya gittim, az sonra geleceğim. Aferin, çok güzel. Merhaba. Ayça. Şimdi... yollarına kırmızı gül dökeyim. Sen de bana bak sürekli, tamam mı şekerim? Bana bak. Bana bak, bana bak, bana bak. Bana biraz daha bak. Bak bir de burana bak. Burana bak. Hop hop hop. Aşağıdan mı alırsın, yukarıdan mı? Ya atla artık, hadi kaçacağız, gideceğiz ya. Ya ben bundan hoşlanıyorum galiba. Ne? Evet, hoşuma gitti. Ayça. Sen bir otoparkçıdan nasıl hoşlanırsın kadın? Kokoşlukta üstüne yok şekerim. Bak şunun boyu, ah gitmiş. Mecbur sana katlanacağım artık, ne yapayım? Yahu benim nerem kokoş ya? Araban kokoş. Sen benimle beraber bu arabaya binip geliyor musun, gelmiyor musun? Yiğit. Bu arabaya biniyorum. Yalnız fümeye boyatırsan gelirim. Füme istiyorum. Bir teselli ver. Bir teselli ver. Ver.
Ne var almıyorum seni. Teselli mi istiyorsun? Evet. Gözlerin çok güzel. Arabaya bineyim mi? Ayça. Hadi bin bakalım. Son 30. 6 milyona hormonsuz domates alıyorum. 60 milyona hormonsuz araba yok. 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 Yok çıldıracağım. Kokoş kokoş arabaları satıyorlar. Ay ay. Yiğit. Allah'ım ya Rabbim ya. Alo bebek. Ayça. Ben de yok abi. Ben de zaman... hiç şey kalmadı. Rahat rahat sürelim. Ah. Aşkım benim o. Ben biliyorum seni. Seni seviyorum. Şapka turunu da izledik hep beraber. Niye toplasın süper. Onlarınkileri? İyilik yap, iyilik bul. Ver kedileri toplasın. İyilik yap, iyilik bul. Biz yardım etmiştik size neden? Hadi be. Aman. Şu tarafa. Defne, mahşer mi cümbüş mü sence? Cümbüş. Ben daha şey yapamıyorum. Bu sefer cümbüş, kusura bakmayın. Yani ya. Aa, iyiliği öldüreceğim, hakkını vereceğim. Ya. Ben daha iyiydi. Beni niye öldürüyorsun? Beni çok güzel tık tık. Halka soruyoruz halkımıza. Evet, bu türün galibi mahşer olsun diyenler. Peki bir de cümbüş alkışlayalım. Bu türün galibi cümbüş olsun diyenler. Bu türün galibi mahşer alkışlarınızla. Efendim şapka türünü. Halkla paralel gitmiyorsun. Olsun. Halktan kopuk bir sanatçısın. Yoksa her şey tek düzey olur. Bunu da ben tasvip etmiyorum. Çok ki iyi. Aynı şeyi bana geçen gün... Neydi o adamın adı, beyaz saçlı, cinsel adam? Ha şey... Haydar abi. Haydar Bey. Mukaddes bir insan. Konuş. Ne dedi Haydar değil mi? Neydi laf? Yıldo. Beyaz saçlı cinsel insan Yıldo. Hayır. Yok ya, şimdi Haydar Dümen'in tiyatro oyunları var. Bildiğiniz tiyatro oyunu yazmış. Kimi? Haydar Dümen'in. Anahtar kilide uymadı diye oyunu var. Vallahi ben gördüm sağ altta ya. Vallahi doğru. Bir hafta oynayalım mı onu? Oynayalım onu. Biz sürekli oynuyoruz evde. Bir programı çok yakında genel izleyici statüsünden çıkıp... artı 7, artı 18 falan gibi, artı 13 oralara artı girmesi. Hiç endişelenme. Ben bakıyorum eskiden neler neler yapmışım. Hiç beni ellemediklerine göre bu nezih programa dokunmazlar. Evet, bravo. Şimdi sıra geldi. İnanılmaz güzel bir tura. Geçen hafta çok 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 güzel eleştiriler aldık. Eurovision turu ama reklamlardan sonra. Görüşmek üzere. Reklamlardan sonra görüşürüz. Reklamdan sonra bir şey daha oynuyorum diyor. O mesela 5 dakikayı 10 dakikaya uzatırsak orada yapabiliriz o zaman. Biz de hayali yapabiliriz en sonda. 5 dakika 10 dakika uzatırsak olur. Kaç dakika sürer? Bir tane. Hayır, biz yapan yapıyor ya onu. Tamam 5 de yeter. O zaman oldu, çözdük o zaman. Çözdük. Süper. Anında Gönül Show devam ediyor. Konuğumuz Defne Joy Foster ve Eurovision turu demiştik ama fikir değiştirdik. Eurovision gelecek, az sonra gelecek ama daha önce 30 saniye adlı turumuzu oynayacağız. Bu sefer bir değişiklik yapıyoruz. Cümbüşle başlıyoruz. Defne'cim bu tur inanılmaz ama gerçek. Şimdi Cümbüş'e biz bir çıkış noktası, bir konu vereceğiz. Onlar aynı sahneyi ilk önce 30 saniyede... Sonra 15 saniyede, sonra 7 saniyede, sonra 3 saniyede ve en son olarak da 1 saniyede oynayacaklar. Yani inanılmaz bir şey ama oluyor. Hadi bakalım. Ben hemen... Efendim? Olur. Oluyor. Daha önce yapalım. Neler olmuyor ki? Defne'ye soruyorum. 50 ila 100 lira arasında bir
Hediye alacak olsan ne alırdın? Aman şu sevgiliyi karıştırmayın ya. Şu karıştırma canım. Üf, adam evde 50 ila 100 milyonluk arası ne istersin Osman Tan? Sen onu söyle. 50 ila 100 milyonluk arası ne istersin diyorum. Onu söyle sen. Yiğitçi. Bu konuya Defne Joy Foster açıklık getirmiş. Getirdi. Adam evde. Adamım evde. Burada değil. Bak bu burada. Bunun evi ayrı. O adam evde. Allah size sabır versin beyefendi. Yani ben size ne ama Osman bunu akşam konuşacağız. Dönüyor değil mi? Hemen dönüyor. Sevgilisinin ismi Osman bence. Ben çünkü Osman tanım. Ama ben sana evde Osman diyorum diye kaç kez söyleyeceğim. Tamam. Vazgeçtik. Sevgili ne değil? Hatice'ye. Aha Hatice'ye ne alırdın? 50-100 lira arasında. Yani YTL. Bir şey mi almak zorundayım? Birkaç şey de alabilirsin. Tamam. Şemsiye. Parfüm. Ruj. Çorap. Muz çorap. Şoset çorap. Evet. Şemsiye, ruj, şoset çorap ve... Ama şoset çorap olarak söylenmek suretiyle. Şoset çorabı. 30 saniye bu sürecek zaten. Evet. Bir tanesini. Şoset çorap o zaman. Hani bizi seviyordun. Seviyorum ama öyle eğlenceli olacak. Başlıyoruz hep beraber. Neyi seçtiniz bu arada? Şemsiye falan mı? Yok, şoset çorap. Ben bir şey sorabilir miyim? Nedir şoset çorap? Şu ayol pantolon çorabı. Pantolon çorabı. Ese naylon çorap. Ama Hatice'ye aldığımız için, o da biraz eski olduğu için şoset çorap. Şoset çorap. Ama sen giyme. Ben giymem. Tamam. Ben büyük ihtimalle oynamayacağım bile. Şimdi bak görün. Sen gör şimdi. Oynuyor musun, oynamıyor musun? Bu şoset çorap. Eyvah. Şoset çorap sahnesini ilk önce Cümbüş grubu 30 saniyede oynayacak. Hep beraber sayıyoruz. 3, 2, 1. Mülayim abi. Heh. Ya bu şoset çorap mıdır? Ne çorap da bilmiyorum. Bununla hırsızlık yapılmaz. Böyle bak görünüyor. Her yerden görünüyor. Delik deşik almışsın çorabı. Aa, olsun. Tak. İyi bari. Giriyoruz. Bu bir soygundur. Evet. Unutma. Bana bak. Böyle de... Sakin ol, tamam mı? Tamam. Korkulacak bir şey yok. Gireceğiz, bütün parayı alacağız ve çıkacağız. Hepsi bu. Bak buradan dilini çıkar, keyifli oluyor. Aradım. Hadi. 1, 2, 3. Tam. Anahtarı. Evet, 30 saniye doldu. Şimdi bu sahneyi, Cümbüş grubu şoset çorap sahnesini 15 saniyede oynayacaklar. Hep beraber sayıyoruz. 3, 2, 1. İsmini unuttum abi, gel. Ha, geldim. Bunu nasıl şey yapacağız? Oldu, boş ver, tak onu tak. Tak. Kapıdan aradan bir yerden çıkıyor, neyse. Tamam, geç şöyle. Dikkat et, bir şeyler söylemeyeceğim mi? Tamam, söyleyeceğim tabii, üçe kadar sayacağım. Evet, dinle, çıkar, keyifli olayım bakalım. Evet. 1, 2, 3. Evet, çok güzel. Cümbüş grubu şoset çorap sahnesini sadece 7 saniyede oynayacak. Hep beraber sayıyoruz. 3, 2, 1. Ramazan abi gel. Allah Allah. Çıkar dilini. Tamam. Gel. Üçe kadar sayacağım, içeri gideceğiz. Hadi. 1, 2, 3. Eller yukarı. Eller. Eller. Şimdi 3 saniyede oynayacaklar bu sahneyi. Hep beraber sayıyoruz. 3, 2, 1. Tak çorabı. Çıkar dilini. 1, 2, 3. Beni soyacağız. İnanılmaz ama gerçek. Sadece 1 saniyede oynayacaklar. Hep beraber sayıyoruz. 3, 2, 1. Çorapları elde taktın. Allah'ım çorap. Bravo Cümbüş'e. Sahneyi de attık ya. Evet ya. Hemen mahşeri ortaya alıyoruz. Hemen ben de konuklarımıza sormak istiyorum. Tatil için huzursuz bir yer. Dolapdere geçen hafta da birisi söyledi. Sizin Dolapdere ile küçüklüğünüzde orada bir şey mi oldu? Şimdi ben söylemedim. Geçen hafta söylemiş. Geçen hafta başkası söyledi. Şimdi çok etkili. Arkadaş söyledi. Yan yana. Siz geçen hafta da grup gibiydiniz zaten. Hatırlıyorum ben sizi. Onların tamam. Bir Dolapdere mağduriyeti var galiba. Var kesin var. Bir şey olmuş. Abi biz orada soydular abi. Vallahi soydular abi. Mahvolduk abi. Peki başka? Efendim? Amazonlar. Huzursuz bir yer diyorsunuz. Olabilir. Başka? Mutfak. Tatili mutfakta geçirmek. Evet. Bakırköy. Bu sinir hastalıkları. Hastanesi. Kimisi için çok huzurlu bir yer olabilir orası. Hiç sanmıyorum. Bazıları için. Başka? Cehennem.
Cehennem. Huzursuz bir yer olsun mu cehennem? Ne dersiniz? Cehennem olsun. Tatil. Çıkış. Uzun tatil. İlk önce evet, mahşer grubu Cehennem adlı doğaçlamayı ilk önce 30 saniyede oynayacak. Hep beraber sayıyoruz. 3, 2, 1. Ay 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 yanıyorum arkadaş, kısın biraz ya. Bu ne ya, bu ne ya? Yandı harlanmışlar kardeşim. Allah'ım ya Rabbim ya. Pata 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 pata. Abi. İnsanoğlu. Heh bacım biz yanıyoruz kardeşim, bunu azıcık bir kısın. Daha da yanacaksınız cayır cayır. Ya ya Allah aşkına ya, şu ip neredeyse geçelim. Ya neyle ısınalım ya? Nasıl bu kadar böyle bol ya? Dur biraz daha altınıza odun atayım. Ya ne yapıyorsun ya? Ne yapıyorsun ya? Kardeş ya, bacım tamam, yapma. Ya tamam yapma, Allah aşkına şu ip neredeyse geçelim ya. Cehennem çok hoşuma gitti. Biraz daha devam ettirecektim ama. Neyse kuralları bozmayalım. Aynı sahne 15 saniyede. 3, 2, 1. Ya arkadaş yandık ya, biraz pata, ısın pata, ya. Pata 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 pata. Hey insanoğlu. Allah Allah. Buraya geleceğinizde hiç akıl etmiyordunuz bacım, değil mi? Bacım biz yandık yandık. Durun yandık. Biraz daha altınıza otun atın. Ya dur ya, şu ip neredeyse bir geçelim de kurtulalım ya. Bu tarafta. Bu tarafta mı? Yandık yandık Allah yandık. Allah Allah be ya. Yandık, bitmedi mi yandık? Yanın cehennemde, yanın nasıl? Evet, 7 saniyede aynı saniye. 3, 2, 1. Pata pata. Allah, bacım bizi yandı. Allah, yandı, yandı. Harlandım, şu ip neredeyse göster de gelin. Şurada. Yandı, yandı, yandı. Cehennem sahnesi sadece 3 saniyede. Durun, odun atayım. Yandı, yandı, yandı. Şu ip neredeyse yandı. Şurada. Ya. İyi gidiyorlar değil mi? Şimdi bir saniyede vahşi bir cehennem sahnesi izleyeceğiz. Hep beraber sayıyoruz. 3, 2, 1. Yandı. Şurada. Bravo. Bravo. Evet. Defneciğim. Buyurun. Hangisi daha iyiydi? Ben ne, niye ben ne diyorsam onlar zıttını söylüyor nasıl? O yüzden soruyorum. Tamam abi. O zaman onları de. Bence mi bilmiyorum. Onları de. Çorapını de de onları de. Mahşer o zaman. Zıttını söylesinler diyelim. Fark etmez, ben atıyorum ortaya tutar mı diye bakıyorum. Hadi bakalım. Mahşer, Cümbüş, şimdi oylayacağız. Mahşer, yok Cümbüş'ten başlayalım. Sırayı bozmayalım. Cümbüş, şoset, çorap dedi. Kibar kırmamak için yani ne az ne çok öyle bir alkış gibi geldi bana. Bak Osman sen şimdi... Olur mu sen şimdi bununla bir sonraki tarafı... Mahvettin. Evet yani şimdi sen onları... Baskı altında bırak. Belki mahşeri tutuyorum. Peki tamam. Tecrübenize güveniyorum. Aynı şekilde. Tamam şey olmasın, şimdi şaibe çıkmasın. Cümbüş kazansın diyorsanız bir alkış. Kimse gönlümüzü alamaz, özür dilerim. Hiç kimse. Bu turu mahşer kazansın diyenler. Ne oldu? Eşitlik. Eşitlik var değil mi? Var var var. Bir kez daha yapalım o zaman. Cümbüş kazansın diyenler. Mahşer kazansın diyenler. Ben o zaman Defne Joy Foster'a sormak istiyorum. Ay ya yine mi bana patladı? Evet. Mahşer o zaman ya. Bu turun galibi oldu. Abi, mahşer grubunu bir kez daha alkışlıyoruz. Allah'ım yarabbim. Şimdi o çok sevilen... Bir dakika ya, bir dakika. İsmail, önemli şahsiyetim ben. Şimdi bu İsmail esasında benim lise çağlarımda dinliyorduk biz bu şarkıyı. Grup Vitamin'in bir şarkısıydı. Rahmetli Gökhan Semiz onun sesini duyuyoruz. Onu bir rahmetli hanımın bir alkış gönderelim.
Grup Vitamin'in diğer üyeleri de şu anda zannediyorum aktif değiller ama harika işler yapmışlardı. Hep yüzümüzü güldürdüler. Bu şarkı için de çok teşekkür ediyoruz kendilerine. Ve arkasından işte Çoban Yıldız'ı. Çünkü Eurovision turuna geldik. Hayali bir şarkı ismi alacağız. Ve bu hayali şarkı ismini anında Fatih Pesti besteleyecek. Anında sözleri bizim ilk olarak Cümbüş grubu yazacak ve Eurovision şarkımız belli olacak. Defne, inanamazsın. İnanılmaz bir tur gerçekten. Hadi bakalım. Hayali bir şarkı ismi Defne Joy Fos... Fos'tı. Fos. Fos dedim kaldım. Fox ama... deseydim bari. Fox. Defne Fox'tı. Fox TV'de bakalım telefonumuz bir bağlı kimmiş. Alo. Alo. Merhabalar. Merhaba. Kimle görüşüyorum? Didem ben. Didem Ersoy. Didem Ersoy. Bülent Ersoy'la bir yakınlığınız var mı? Yok, onun gerçek soyadı Erkoç'muş zaten. Ha. Hep arkadaşlar soruyorlar soruyu da. Onun soyadı Erkoç'muş. Peki Didem'ciğim, beğeniyor musun programı? Çok çok seviyorum programınızı. Sizi de çok seviyorum. Beni mi? Defne Hanım'ı da çok seviyorum. Mahşeri Cümbüş'ü? Hepsi Mahşeri Cümbüş'ü yeni tanıdım ama onları da çok sevdim şimdiden. Bir şey söyleyebilir miyim? Sevgi... Hep söylemek istemişimdir. Televizyonunuzun sesini kısar mısınız? Kıstım ama. Ay yaşadım. Nasıl yani? Sevgi dolu bir program yapıyoruz burada. Hayali bir şarkı ismi. Neydi isminiz? Didem. Ya bizim de şöyle ismi yazılan bir şeyimiz olsa böyle ben de aklıma... Hayır, o büyüyünce. Biz burada diyor. Evet, görüyoruz çıkarken. Televizyondan benim ismimi. Yazıyor mu? Gözüküyor. Yazıyor. Tamam. Didem miydi? Didem. Ha, tamam. Didem Ersoy doğru. Didem Ersoy. Hayali bir şarkı ismi. Ben Turist Yarim adlı şarkıyı duymak istiyorum. Turist Yarim mi? Evet. Turist mi? Turist mi? Turist. Turist Ömer gibi. Ha, tamam. Turist Yarim. Güzel. Eurovision'da bizi bu sene temsil edecek şarkı bu olabilir. Turist Yarim dedi Didem Ersoy. Çok teşekkür ediyoruz Didem'e. Bakalım şarkı nasıl gerçekleşecek. Bir alkışlayalım Didem'i. Didem iyi akşamlar. Cümbüş grubu. Şirin Baba ve Şirineler grubumuzun grubunuz adı. Grubunuz Şirin Baba ve Şirineler. Evet. Evet. Perde kapanıyor. Şirin Baba ve Şirineler Turist... Turist Yarim adlı şarkıyı söyleyecekler. Anında bestelenecek, anında sözler yazılacak. Hazır mıyız Fatih'cim? Ne bileyim diyor. Bilmiyorum ki diyorsun. Hep beraber sayalım. 3, 2, 1. Thank you.
Mahşer geliyor. Hızla geliyor Mahşer. Defne Joy Foster'dan bu sefer alıyorum şarkı ismini. Ne, ben mi söylüyorum? Hadi şarkı ismi. Bu sefer şarkıyı sen söylüyorsun. Osman Tan, Defne'nin performansını senden de bekliyoruz abi. Şey, şarkınızın adı Bende Nefes Kalmadı. Ay. Bende Nefes Kalmadı adlı şarkıyla grubunuzun ismi? Hormonsuz Domates. Bende Nefes Kalmadı, Hormonsuz Domates alkışlarınız da geliyor. Fatih'cim hazır mısın? Hep beraber sayıyoruz. 3, 2, 1, Hormonsuz Domates. Bende Nefes Kalmadı adlı performanslarıyla hemen oylayacağız. Hemen oylayacağız. İlk önce Cümbüş Butur'un galibidir diyenler alkışlasın. Mahşer Butur'un galibi olsun diyenler. Butur'un galibi Cümbüş. Sonra sonuçları açıklayacağız. Reklamlardan sonra görüşmek üzere. Reklamlardan sonra görüşmek üzere.
Az sonra bu gecenin galibini açıklayacağız. Ama size birkaç bilgi vermek istiyorum. Umarım eğlenmişsinizdir. Sizler eğlendiniz mi? Cefrezim sen? Ben manyak gibi eğlendim yani. Süper. Ama bir oyun daha var. Bir oyun daha var. Bir oyun daha var. Ben bildirim. Daha eğlence devam ediyor. Bu gecenin galibini açıklayacağız. Galip olan takım bis yapacak. Bir oyun daha oynayacak. Ama eğer canlı canlı sahnede izlemek istiyorsanız Mahşeri Cümbüş'ü, her hafta Perşembe, Cuma, Cumartesi günleri Hayalhane'de, kendi salonlarında oynuyorlar İstanbul Beyoğlu'nda. Bilgileri www.mahsericumbus.com adresinden alabilirsiniz. Ben defalarca seyrettim. 3 yıldan beri seyrediyorum. Bayılıyorum. Tavsiye ediyorum. Gidin sahnede seyredin. Ayrıca burada e-mailleriniz gelmiş. Çok güzel mesajlar gönderiyorsunuz. Teşekkür ediyorum. Defne'cim sana çok güzel şeyler söylüyorlar. Enerjini çok beğenmişler. Çok sevmişler. Şimdi gecenin galibini açıklayacağız. Bu arada bir duyurum daha var sizlere. Türk Silahlı Kuvvetleri Eğitim Vakfı Haydarpaşa Öğrenci Yurdu bu akşam buradaydı. Kendilerine çok teşekkür ediyoruz. Bir sergileri var. Resim sergisi, onu duyurmak istedik. Savaş Simitli'nin resim sergisi 1 Mart ve 9 Mart tarihleri arasında ziyaret edilebiliyormuş arkadaşlar. Sevgili izleyiciler, neredeymiş? Askeri Müze ve Kültür Sitesi Harbiye'de. İsterseniz gidebilirsiniz oraya da. Şimdi gecenin galibi. İlginç bir durum var, ilginç bir durum var. Benim burada yani stüdyodaki konuklarımızın verdiği oylara göre bir eşitlik var. 3 turu Mahşer kazanmış, 3 turu da Cümbüş kazanmış. Ama tabii ki gece boyunca sizler de cep telefonlarınızda oy gönderdiniz. Acaba sizlerin verdiği sonuçta oylarla sonuç ne oldu? Kalp sesi yapıyor Fatih. Fatih Efendi, evet. Acaba bu gecenin galibi Mahşer mi? Allah'tan elenmiyor. Cümbüş mü? Her seferinde yabancılaşıyorum Osman. Ben de ya. Ben o kadar kendimi evde hissediyorum ki. Evet evet, senin içeri bir durum. Evet, bu gecenin galibini hep beraber görebilir miyiz? Nerede yazıyor? Geliyor sonuçlar. Bakalım. Yani Cümbüş mü bu gecenin galibi? Hangisi var? Yazmıyor mu altında? Yazmıyor daha. Tamam, gerildik hadi. 52.78 de bu gecenin galibi... Kim? Cümbüş! Oyunumuz daha var. Biz yapacak Cümbüş grubu. Defne Joy Foster'ın hayalini oynayacaklar. Bende biraz bilgi var Defne ile ilgili. Neymiş? Babası Amerika'da, annesi Hatice Türk. Televizyon hayatına VJ olarak başlamış. Pek çok TV programında sunuculuk yaptığını hepimiz doğrudur, çok iyi biliyoruz. Çok sevilen bir sunucu. Bunlar harika hayvanlar, değişim vakti, çat kapı, bir iş için adam lazım falan. Evet, adam lazım. Adam lazım. Bu son program, proje. Adam evde. Dizileri de Beyaz Yalanlar, Sihirli Annem, Selena. Beyaz Yalanlar. Şunun ismini doğru söyleyeyim. Bir iş için. Lazım. Lazım, o kadar. Lazım. Adam yok. Yok, yani. Adam yok. Adam. ve Hülya Dergisi'ndeki röportajında arkadaşlar, bu ilginç. 2007 beklentilerini açıklamış. Resim sergisi açmak istiyormuş bu sene. Oscar almak istiyormuş bu sene inşallah, inşallah. Ve kendisine benzemeyen bir çocuk dünyaya getirmek istiyormuş. Nasıl olacak? Benden çıkacak ama bana benzemeyecek. Bence inşallah sana benzer. Çok şeker olur, çok teşekkür böyle enerjik ederim, olur, tatlı olur. Ama daha büyük bir hayalin var mı? Senin en büyük hayalin. Size de kolaylık olsun diye kendimden bir şey seçmedim. Oyun için güzel bir şey seçtim. Hiç fark etmez. Broadway müzikali seçtim ben. En büyük hayali Defne Joy Foster'ın en büyük hayali bir Broadway müzikalinde oynamakmış. Evet, son 2 dakika hep beraber sayıyoruz. 3, 2, 1, buyurun. Tamam, hoppa. Bey, aman men. Efendim. Bizim bu kız, you know the kız, the girl. Yes, a little bit. Little bit, yeah. Ah, Allah'ım. Çok şey yapmak istiyor. Beyim, bir tanem, erim, erkeğim, benim. He, ne? Canım. Şarkılar söylüyor. Söylesin. Michael. Efendim? Bir Broadway müzikali koyacağım ama bir başrol var. Bir Türk, bir gavur. Gavur demiyorlar. Ne diyorlar ona? Amerikalı. Yabancı. Evet. Ecnevi. Ama aynı anda bünyesinde... Yurt dışında yaşayan biri yani. Evet, buralardan değil yani. Aynı şey ikisinde olsun. Ben Ahmet'im. Gengen de var.
Adın ne canım? Hakikaten de mi? Joy. O kadar mı? O kadarsa git. O kadar mı? Yani adı Joy olan bir insan böyle direkt Broadway müzikal olur mu? Ya şurasında def yazıyor gibi geldim. Gel annem buraya gel. Şu taraftan geç. Geç, bu bir Broadway. Geç şunun içine. Partnerini alalım partner. Otur, yok otur. Yok benim kızım o. Başla sen söylemeye. Türk kız sahneleri inletti. I was singing, I was dancing, doing everything. Defne Joy Foster. Sevgili izleyiciler, bu bölümün sonuna geldik. Defne Joy Foster konuğumuzdu. Anında görüntü şov devam edecek. Hepinize çok teşekkür ediyoruz. Mahşeri Cümbüş, Defne Joy Foster. Çok çok teşekkürler. İyi akşamlar diyoruz. Haftaya görüşmek üzere.